çifte standartlı, hukuki değil, siyasi sahiplerle verilen kararı uygulamayız dedi. Vay efendim, sen nasıl böyle bir şey söylersin? Bu kadar köpeksiz köyde değneksiz dolaşamazsınız. Böyle bir hakkınız yok. Kimsiniz ya? Kimsiniz? Nedir bu hakimiyetiniz? Sizin yürütme organınızın başında Sayın Cumhurbaşkanı çıkıyor. Büyük Genel Kurul kararına, AİHM'in Büyük Genel Kurul kararına karşı diyor ki bizi bağlamaz diyor ya. Uymayız diyor. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Büyük Genel Kurulu kararından sonra gidilecek başka hiçbir yer yok ve bizim için iç hukuk normu özelliği taşıyan bir durumla ilgili milletin şovenist yanından faydalanmak için çıkıp diyorsunuz ki biz tanımayız. Kardeşim bağlar, bal gibi bağlar. Yarın uygulayacaksın. Hadi uygulama. Hadi uygulamada göreyim. Hadi uygulamada bak başına neler geliyor. Yarın uygulayacaksın. Hadi uygulama. Hadi uygulamada göreyim. Hadi uygulamada bak başına neler geliyor. Avrupa Konseyi'ne bu kadar ters düşmenin zannediyor musunuz böyle karşılıklı sözlerle geçiştirilecek yanı var? Parasızlıktan ölüyorsunuz. Kuruş ararsınız. Kuruş size bir kuruş para vermezler. CHP İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan, milletin meclisinde ne konuştuğunun farkında değil herhalde. Sözleri buram buram teslimiyet kokuyor. Neymiş? Bunlar Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararı Türkiye'yi bağlarmış. Hem de bal gibi bağlarmış. Hadi uygulamada göreyim, bak başına neler geliyor, diyor. Aslında diyor ki, bak AİHM kararlarını uygula ve Avrupa'ya teslim ol. IMF'den paraları al ve aldığın paranın kölesi ol. Bu kadar alçak ve teslimiyetçi bir kafa yapısını kabul edemiyorum. Konuşmayı izlediğimde gerçekten şoke oldum. Eski Türkiye geldi gözümün önüne. Bu şahıs gibi teslimiyetçi kafaların yönettiği Türkiye. 3 kuruş para bulabilmek için Avrupa'nın, Amerika'nın kapısında sıraya giren itibarsız Türkiye gözlerimin önüne geldi. Ne çok yol kat etmişiz dedim. Türkiye'de ekmek kaç para? Ekmek 300 lira. Bir tane zeytin kaç para? Bir dilim peynir kaç para? Bir kaşık tencereye konacak yağ kaç para? Vatandaş bunları neyle alacak? %150 faizle Türkiye'de sanayi kurulacak, sanayi işleyecek. Bu mümkün mü? Ahırlar var, içinde hayvan yok. Bu köylünün canını çıkarttınız. Şu memleketin haline bakın. Rakamlar ortadadır. Halka verdiği vaatlerini gerçekleştirmek için bu kadar büyük kaynak bulmaya çalışıyorlar. Tabii bulamıyorlar. Ama ne bulurlarsa sarf ediyorlar. Sonunda da vardıkları yer işte başladıkları yer. Geçen 8 senede yapılan otoyolun miktarı 240 kilometredir. Demek ki senede 30 kilometre otoyol yaparak geliyor Türkiye. Ne havaalanı var, ne yollar var, ne okullar var, ne sanayi var. Sevgili kardeşlerim, Demirtaş davasına gelecek olursak, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi son derece siyasi bir karar verdi. Selahattin Demirtaş'ın tutuklu yargılanmasının hak ihlali olduğuna karar verdi. Hükümet, siyasi nedenlerle davayı sonuçlandırmak yerine uzattıkça uzatıyormuş. Tabii buna bir delil falan sundukları yok. Halbuki davayı azıcık takip edenler, Demirtaş ve avukatlarının dava sonuçlanmasın diye ellerinden geleni yaptıklarını bilir. Bunu bir siyasi mağduriyet hesabıyla yaptıkları ortada. Daha iç hukuk yollarını tüketmeden Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gitmeleri de bundan. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin verdiği karar üzerinden kopan fırtınaya bakarsanız, Demirtaş'ın suçsuz olduğu izlenimine bile kapılabilirsiniz. Halbuki dava dosyası çok kabarık ve deliller oldukça sağlam. Demirtaş, farklı suçlarda toplam 144 yılla yargılanıyor. Dava dosyasında Yasin Börü'nün canına kıyıldığı 7-8 Ekim olaylarından tutun da Demirtaş'ın doğrudan Kandil'den emir aldığına dair örgüt ilişkisini gösteren telefon konuşmalarına kadar birçok şey var. Ama nedense Türkiye Demirtaş'a haksızlık yapıldığı suçlamasıyla karşı karşıya. PKK'yı terör örgütü olarak tanımlamadı. Türkiye'den bakınca Kandil bir savaş merkezi olarak hep tartışılıyor, düşünülüyor. Fakat burada görüştüğümüz herkes gerçekten de kalıcı, onurlu bir barışa her zamankinden daha fazla hazır. Çukurcu teröristlere arkadaş, Suriye'den ülkemize saldıran teröristlere vatanlarını savunanlar, şehirlerimizi yakıp yıkan vandallara
aydınlanmacılar, darbecilere mağdurlar diyenler yine bunlardı. Türkiye böyle bir muhalefet anlayışını hak etmiyor. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ülkemizle ilgili bir davada kendi hukuki süreçlerine İspanya ve İtalya gibi ülkelerdeki benzer yargılamalarda verdiği kararlara aykırı bir tavır sergiledi. Biz de bunun üzerine çıktık. Bu çifte standartlı, hukuki değil, siyasi sahiplerle verilen kararı uygulamayız dedik. Vay efendim, sen nasıl böyle bir şey söylersin? Demek ki kendileri bu işlerde yetki sahibi olsalar, elinde onlarca insanın kanı bulunan bu terörist destekçisini hemen serbest bırakacaklar. Arkasında durdukları kişi kim? Hakkındaki iddianameye göre 37 nitelikli adam öldürme, 29 adam öldürmeye teşebbüs, 3777 mala zarar verme, 25 alıkoyma, 395 hırsızlık, 15 yağma, 308 iş yeri ve konut dokunulmazlığını ihlal, 13 Türk bayrağını yakma, 7 Atatürk'ü koruma kanunundan muhalefet suçunun işlendiği, ayrıca 326 güvenlik görevlisiyle 435 vatandaşın yaralandığı 6-8 Ekim 2014 olaylarının baş sorumlusu. Üstelik bu kişinin burada sayılmayan teröre destek mahiyetinde daha pek çok sözü ve eylemi var. Tutuksuz yargılanması gerektiğine dair bir karar bile Demirtaş rehin tutuluyor diye anlatılıyor. HDP'de kendine buradan bir siyasi rant devşiriyor. Yargılamaların süratle yapılması gerektiğine kimse itiraz edemez. Ama bu tutuksuz yargılama işi öyle çok da masum değil. Tutuksuz yargılama için salıverilen birçok FETÖ'cünün gözümüzün içine baka baka kaçtığına hepimiz şahit olduk. O nedenle mahkemelerin bu konudaki hassasiyetini anlamak lazım. Ama kararın bir an önce verilmesi gerektiği de ortada. Terörle ilintili suçların yargısı ne kadar hızla sonuçlanırsa toplumsal barış için o kadar faydası olur. Ayrıca Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları ulusal mahkemelerin ara karar ve kesin kararlarını hak ihlali boyutuyla inceleyen kararlardır. Ve bu esasıyla da kararları bozma veya ortadan kaldırma yetkisi yoktur. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Demirtaş'ın suçlu olup olmadığına karar verecek merci değildir. Ona bağımsız Türk mahkemeleri karar verecektir. Tutukluluğuna ilişkin ihlal kararını verebilir ama bu kararı da değerlendirecek olan yine bağımsız Türkiye mahkemeleridir. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi daha önce de kendisiyle çelişen birçok kararın sahibidir. Benzer başvurularda özellikle Avrupa söz konusu olduğunda verdiği kararların farklılığı da bilinmektedir. Şurası çok açıktır ki, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin varlığı da, işleyişi de Avrupa'nın kamu düzeni, güvenlik algısı, stratejik içeriğine yönelik hassasiyetlerinden bütünüyle bağımsız değildir. Diğer bir ifadeyle, hukuku yorumlarken bu hassasiyetlere kayıtsız kalmayacak bir işleyişe sahiptir. Türkiye'yi iç ve dış politikada hak ettiği gibi anlatmak ve insanları bilgilendirmek için yoğun araştırmalar ve emekler harcadığımız Savunan Adam kanalımıza katılarak ve abone olarak destek olmayı unutmayın. Selam ve dua ile. Kutlu yolda bize destek olan, bizimle yürüyen herkesten Allah razı olsun.